Bunlar atar yıkan atar. Nasıl isterseniz. Bir yardım söyleyebilir miyim? Gel, 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 gel. Bu hayvan sevgisi 10 yıldır falan bakıyor. Yani burada nasıl başladı? Ben şu ileriye bir arkadaşımın kepçesi su kaynatmış. Benden rica etmişti su götürebilir misin diye. Ben buradan tesadüfen geçerken köpekler böyle yerde yatıyorlardı. Ben ölmüş zannettim. Meğerime susuzlukmuş, böyle yaz günüydü. Arabanın arkasındaki, yani motorun arkasındaki bidonu kestim. Bir köpek 5 litre su içmişti. O yüzden dolayı hemen gittim, bu işte bu aracımı aldım. Arkasına bir tonluk su. Eskiden poşetlerde bırakıyordum suyu ama şimdi küvet alıp geliyorum, koyuyorum. Onu da zaten çalıyorlar. Yani haftada bir böyle bir sorunumuz devam oluyor. Ama şimdi yine bazen poşete koyuyoruz, su döküyoruz o şekilde. Parayla satın alıyoruz bunları. Yani yazın 1 TL'den satın alıyoruz kasaplardan bu tavuk paylarını. Ama şimdi yani biraz zor buluyoruz. O yüzden dolayı çorbalık getirttiriyoruz. Dışarıdan getirttiriyoruz. 2 TL, 2,5 TL'ye pay alıyoruz. Genelgeye göre sokağa çıkmadan dolayı biz bunları her gün besliyoruz. Mecbur beslemek zorunda, zaten günlük bir ton suyu içiyorlar. Bir ton su içiyorlar bunlar. Daha bir gün adıyla bir herhangi bir ısırma, bir herhangi bir şey olmadı. Sadece o arabamı tanırlar. Kornağa bassam mesela akşam üzeri gelmiş olsak, gün batımına gelmiş olsak hepsi yol boyunda sırada beklerler. Yani geleceğimi biliyorlar, bu aracın geleceğini ve bunlara su bırakıp veya yiyecek bırakacağını biliyorlar. Mehmet Çetin bu işlemi yaklaşık 10 yıldır bu faaliyeti sürdürmekte. Görüldüğü üzere kaderine terk edilmiş. Başta sokak köpekleri olmak üzere ama burada birçok hayvanın da beslemesi yapılmakta. Burada bu faaliyetler, bu yardımlar yeterli gelmemekte. Biz bu faaliyetlerimizi yaparken de doğrudan doğruya bir para talebimiz de bulunmamaktadır. Buradaki en büyük problemimiz su problemi. Burada 500'ün üzerinde hayvan var. 38-40 derecede sıcaklığımız var.